Ölen oğlunun organlarını bağışladı. Şimdi ilik ve organ bağışına dikkat çekmek için 41 şehre pedal çeviriyor. Kök hücre ve organ bağışı konusunda toplumsal duyarlılık oluşturmak amacıyla geçtiğimiz hafta çarşamba günü Adana'dan pedal çevirmeye başladım. Her pedal bir umut olsun adını verdiğimiz umut yolculuğumuzda yaklaşık 41 şehri ziyaret edeceğim. Adana'da yaşayan Kemal Yücel 9 yıl önce 6 yaşındaki oğlu Utku Yücel'i beyin tümörü nedeniyle kaybetti. Oğlunun organlarını 5 hastaya bağışlayarak onların yaşama tutunmalarını sağladı. Oğlunun ölümünden sonra ilik ve organ bekleyen hastalara yardım etmek amacıyla bir sivil toplum kuruluşu da kurdu. Bu dernek çatısı altında yaptığı çalışmalarla yüzlerce çocuğa umut olan Kemal Yücel ilik ve organ bağışına dikkat çekmek amacıyla Adana'dan 60 gün sürecek ve 41 şehri kapsayacak bisiklet turuna çıktı. Gittiğim şehirlerde insanlara kök hücre ve organ bağışının önemini anlatıp Kızılay ile koordinasyon kurarak burada kan bağışı ve kök hücre bağışı çalışması yapıyorum. Hayatımı çocuklara adadım. 9 yıldır çeşitli şehirlerde, çeşitli hastanelerde tedavi olan çocuklarımızı ziyaret ediyorum. Onlara hediyeler veriyorum. Onların tüm sorunlarıyla ilgileniyorum. Yaşadığım evlat acısını bu şekilde başka çocuklara umuda dönüştürmüş oldum. Bir hafta önce çıktığı yolculuğa Siverek'te kısa bir mola veren Yücel, burada sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Organ bağışı ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla işbirliği çalışmaları için görüşmeler yapan Yücel, Diyarbakır'a doğru pedal çevirdi. Yolumuz uzun. Diyarbakır'ın ardından da Mardin'e geçeceğim. Mardin, Şırnak ve bu şekilde Ağrı Dağı'na kadar gideceğim. Daha sonra da Karadeniz üzerinden İstanbul, Batı Karadeniz yönüne doğru Türkiye haritasını oluşturacağım bisikletimini. Yine başladığım noktada Adana'da son bulacak bisiklet turum.